Evet, Froman Bey, dünyada çok sevilen, çok insancıl. Yani Türkler'de işe alan, ülkeler arasında ilgiliği alan. Hadis, birbirlerini de çok seviyorlar inşallah, yıllardan beri evliler. O da Musevi'ye eşi. Hı hı. O da Türkiye sevgisiyle dop dolu. Bizler de onları çok seviyoruz. İnşallah Türkiye'de, İsrail'de kıyamete kadar hep birlikte böyle dostça ve kardeşçe birlikte bir arada yaşayacağız inşallah. Maşallah, 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 maşallah. Bunlar bize Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in emanetleri. İnşallah dünyada Allah'ın izniyle böyle tüylerine dokundurtmayız. Son derece rahat ve huzurlu yaşayacaklar. Güven içinde yaşayacaklar inşallah. İsrail'de de, orada da huzur içinde yaşayacaklar. O duvarları yıkacağız, İsrail'in duvarlarını. Var ya koruma duvarları. Anarşi, terör, hiçbir şey kalmayacak inşallah. Türk-İslam Birliği içerisinde son derece sevinç içerisinde yaşayacaklar. Efendim, Froman da buraya gelecek. Aham, Rabbi Froman da inşallah. Her yere gezecekler. Gönül huzur içerisinde. Hiçbir risk, hiçbir tehlikeyi onlar için kabul etmiyoruz. Filistinli kardeşler gelecekler. Suriye'de rahat edecek, Irak'ta rahat edecek, Ermenistan'da rahat edecek, Türkistan Birliği'nin şefkat ve merhamet içerisinde hepsi çok huzurlu yaşayacaklar inşallah. İbadet hürriyeti tam olacak, istedikleri gibi ibadetlerini yapacaklar inşallah. First of all, we have to thank Allah. Bismillah, I want to thank Allah that brought me here from Jerusalem to Istanbul this afternoon, and I have no words how to express my obligation to Allah that gave me such a great grace to come here. After, Masha'Allah, Masha'Allah. You want to translate it? Or yes. Then after, thereafter, we thank the messengers of God. The messengers of God who brought His grace, who bring His grace to us. Now I want to thank Harun Yahya for bringing from Jerusalem to Istanbul and hosting me in such, me and my wife, in such a generous and nice way that I have no words how to thank him for such expression of the grace of God. I thank God that we met. I thank God that he decided to bring me here, and I am obliged to this word of God of grace to continue the channel of grace that Harun Yahya began. MashaAllah. This invitation is a proof against Satan, against Iblis. Satan, Iblis, try to convince in the world that it is a religion of hatred. That the more you hate Jews, Americans, Europeans, and we have to stone Iblis. We have to stone all stones against him. MashaAllah. And the invitation, the kind of Yahya, is a very concrete stone against Satan. Another lie of Satan is that necessarily, there is hatred between Jews and Palestinians in the Holy City. Harun Yahya has invited only me. He invited with me a friend of mine, a dear friend of mine, of my and my family, of my wife, Sheikh Bukhari, who is going to come in a few minutes. Perhaps he's now in the airport, I don't know. And we are going to be here together as two men from Jerusalem,
two men from the Holy Land, one Jew and the other is Palestine, one is a rabbi and the other is a sheikh, as good friends, and as together by the grace of God who sent us Harun Yahya, we want to again to stone Satan that lies, that necessarily there is hatred between Jews and Palestinians in the Holy Land. Maşallah. You understand? Hiçbir şekilde Hazreti İbrahim'in evlatlarına, Hazreti Musa'nın evlatlarına hiçbir şekilde zarar getirtmeyeceğiz inşallah. Biri Yakup evlatları zaten, biri İsmailoğulları. Hı. Araplar İsmailoğulları biliyorsun, Filistinliler. Bu güzel varlıklarda Hazreti Yakup'un evlatları, her ikisi de Hazreti İbrahim'in evlatları. Evelallah, yani tüylerine zarar getirtmeyiz inşallah. Hı. Hiçbir ülke ne Filistin'e zarar verebilir, ne İsrail'e zarar verebilir, ne Kudüs'e kimse zarar verebilir. Bundan sonra barış çağı inşallah bu yüzyıl, Türkistan Birliği'nin olacağı yüzyıldır. Herkesin huzur içinde yaşayacağı yüzyıldır. Her millet milli devlet olarak ayrı bağımsız yaşayacaktır. Mesela İsrail milli devlet olacaktır. İran milli devlet, Türkiye milli devlet. Fakat Türkistan Birliği oluşacaktır. Bu bir kalp, sevgi ve muhabbet birliği olacaktır. Barışı bölgeye tam anlamıyla hakim edeceğiz inşallah. Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla, Hazreti Mesih'in zuhuruyla bu daha da pekişmiş olacak inşallah. İnşallah. I want to say something personal, little personal. For years I thought that Turkey has the historical task to bring peace to the region. I think that we have to, for years I thought, that we have to establish empire, not of course empire of army, of conquering, but empire of Islam, empire of Salam, because Islam and Salam is the same word. And by inviting me and other Jews and other rabbis, Harun Yahya represents the whole Turkish nation. I remember after years of thinking that Turkey is the factor, is the state that can bring us peace, as I mean the Palestinians and the Israelis, the Jews and the Arabs. I was in the middle and of one of my lectures. I sat with many students together and I forgot to lock my mobile. And then in the middle of the lecture, a call, I asked, who is speaking? Said Aral from Istanbul, and she invited me to come to Istanbul and to meet her teacher and to begin a period of peace. For me, it's like a little miracle. It's like a little grace of a great grace of God that I was thinking what I was thinking about the task of the Turkish nation, and God sent me the telephone from Istanbul in the middle of my lecture, in the middle of my speaking of my to my students, and invited me to come and to begin a period of peace. Maşallah. I want to add something more. Maşallah. A few months ago, I was invited by the special messenger of President Obama, by George Mitchell,
he invited me to meet him and to think together how to bring peace to the Holy Land. I came again with an Arab friend, with a Palestine friend, a Sheikh Menasra, his name. Together we came to Washington and we sat with George Mitchell and his crew. Copy. And we spoke about the ways how to bring peace to the Holy Land. Half of the time of the long meeting that we have, we talked, I and my Palestine friend, about Turkey, the task of Turkey. We tried to explain to Mr. Mitchell, to Senator Mitchell, that the fact, the power that can bring peace to the Holy Land is the Turkish Union. And he was so moved. He departed when he said in the end of the conversation, I am very moved from what you say, Rabbi Froman. And I got a very clear impression that the result of the conversation will be a visit of President Obama in Turkey. Thereafter, I came here as the guest of Harun Yahya, and I was interviewed by a Turkish journalist, and I say, look here, I see that very soon President Obama will come here. They look at me like, I don't know, lunatic. It was quite of the period of Obama. After 3 weeks, I think, or 4 weeks, I heard in the radio, President Obama chose Turkey as the first country in the Middle East that he is visiting. It was, I think, 3 months after he was elected. I think that the task of Turkey to make peace in the whole region, and especially in the Holy Land, will be recognized very soon by the whole world. If the nation of the Turkish nation will work for this historical task, national task that they have, the whole world will honor the role of Turkey in the region and in the whole world. I want to add something, perhaps for the end of the program, from a story from this evening. In this evening, after hosted so kindly and so generously by your students, by your followers, I wanted to pray. And we, the Jews, pray to the direction of Jerusalem, yes? So I ask Ali and Emre, I didn't find them, but I wanted to know the direction of Jerusalem in my apartment. One of them, perhaps Ali, said, one of your students said, you know that Istanbul is a place, perhaps the only place in the world, where the direction of Jerusalem and the direction of Mecca, the Qibla, is the same direction, exactly the same direction. From Istanbul, if you pray to God, you pray to God in Jerusalem, in the temple of Jerusalem, and you pray to God in the mosque of Mecca. So that gives this place, Istanbul, a very significant importance in the whole world. I hope that the Turkish nation, led by Harun Yahya,
will fulfill this historical task. Önderliğim şöyle, fikir olabilir. Yani fikri yoksa yani fiili anlamda değil, siyaset anlamında değil ama fikir önderliği, gönül önderliği yönünde inşallah Allah vesile eder. Maşallah. My leadership will be only as an intellectual and with love and heart from Allah. Maşallah. Maşallah. Bütün İsrail, bütün Filistinliler, hepsi onlar bize Allah'ın bir emaneti. İsmail oğulları da bize Allah'ın emaneti. Yakup oğulları da bizlere Allah'ın emaneti. Türklerin sevgi dolu, şefkat dolu, merhamet dolu o güzel ruhuyla o liderlik görevini en güzel şekilde yerine getirecekler. Kader böyle inşallah. Allah bunu kaderde bu şekilde yaratmıştır. Bütün dünyada bunu görecek. Bir tek bölgeye değil, bütün dünyaya huzur, bereket, bolluk, barış getirecek inşallah Türk milleti. Allah vesile edecek önce olarak inşallah. And in the end we perhaps we shall finish with the beginning of the program. Kemal Atatürk, one of the lies of the Satan is that you can oppose God. But Allahu Akbar, everything that is happening in the world in the end helps, supports the word of God. And also Kamal, I'm not a surprise from what you read from Kemal Atatürk. Every positive man, every positive party is the deed of God. And for me, if Kemal Atatürk is a positive figure, then he is supporting religion and not against religion. And that's what I mean when I say several times a day, Allahu Akbar. Allahu Akbar means that even those factors that from in our eyes in the first time to be the power of Allah, in the end it is very clear that they support the word of Allah, and with this perhaps we can be sure that the victor, who's one of his nicest name is Salam, is peace, is, you can be sure that Allahu Akbar means peace will win victory. Peace will win victory. Allahu Akbar. Masha'Allah. Masha'Allah. Allahu Akbar. Masha'Allah. 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 Atatürk'ümüz, medar iftiharımız, bizim aslanımız. Eğer o olmasaydı Allah esirgesin. Şu an bilir neler olur diyorum dahi. Bize çok mübarek bu güzel memleketi bütünlüğüyle korumayı nasip etti değil mi? Özgürüz, demokratız, cumhuriyetçiyiz. Fikir özgürlüğümüz var. İstediğimiz gibi konuşuyoruz değil mi? İstediğimiz gibi ibadetlerimiz var. Modern bir ülkede yaşıyoruz. Herkes fikrini açıklaması çok büyük bir nimettir. Bağnazlık yok, yobazlık yok, komünizme müsaade etmedi, faşizme de müsaade etmedi. Atatürk tabii yani, beyler dedi, Türk milletinin, şurası unutulmamalıdır ki diyor, Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir diyor. Behemahal diyor, her görüldüğü yerde ezilmelidir diyor. Aslanım benim. Asla müsaade etmedi. O zamanlar çok bastırdılar. Türkiye hiçbirine müsaade etmedi. Faşistlere de müsaade etmedi. Komünistlere de müsaade etmedi. Onun idealinde bir Türk İslam Birliği vardı.
Türkiye devletler bir gün birleşecek, İslam alemi birleşecek, bütün bölgeye barış getirecek. Onun güzel ideali şu an gerçekleşmek üzere. Yani aşağı yukarı da çok az bir şey kaldı inşallah. Türkiye dünyaya barışı, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, modernliği, cumhuriyetçiliği, demokratlığı, insancılığı, güzelliği yaşatan, bunu teşvik eden ve koruyan bir devlet olarak inşallah görev başında. Kahraman ordumuzda, kahraman milletimizde bu güzel görevin içerisindeler inşallah. 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 Day after the celebrations of the 20 years to the collapse of the wall in Berlin, yes? A day after. Yesterday the Germans celebrate the collapse of communism. Maşallah. Evet. Atatürk'ün sözü var. Komünizmin bir zaman sonra çökeceğine dair. Tabii. Yani bütün geleceğe ait bir şey de söylemiştir Atatürk. Evet. Kur'an'dan da bir ayet okuyayım sizlere. Zümer suresi. Zümer suresi 41. Şüphesiz sana kitabı insanlar için hak olmak üzere indirdik. Artık kim hidayete ererse bu kendi lehinedir. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin. Tevrat'ta da güzel Kur'an'a çok güzel sözler var ki bir Allahu alem değişmemiş olan sözler. Mesela Süleyman'ın deyişlerinden, oğlum dinle ve bilge ol, yüreğini doğru yolda tut. Mesela bu çok güzel bir söz Hazreti Süleyman'ın meselelerinden. Bakın ne güzel diyor ki diyor ayyaş ve obur kişi yoksullaşır. Uyuşukluk da insana paçavra giydirir diyor mesela. Ayyaş yani böyle içki içip ayyaş olan diyor. Ve obur kişi yoksullaşır. Obur çok fazla yiyor. Uyuşukluk da insana yani tembellik insana kötü kıyafetler giydirir diyor. Şarabın kızıl rengine, kadehte ışımasına, boğazdan aşağı süzülmesine bakma. Sonunda yılan gibi ısırır, engerek gibi sokar. Gözlerin garip şeyler görür, aklından ahlaksızlıklar geçer. Kendinizin ortasında kah gemi direğin tepesinde yatıyor sanırsın. Dövdüler beni ama incinmedim, vurdular ama fark etmedim dersin. İçmek için ne zaman ayılacağım derler diyor. Bakın şarabın kızıl rengine, kadehteki ışımasına, boğazdan aşağı süzülmesine bakma diyor. Efendim başka bir şey daha söyleyeyim. Ahmak için diyor bilgelik ulaşılmayacak kadar yüksektir. Yani akılsız için diyor bilgelik, bilge olmak ulaşılmayacak kadar yüksektir. Onun için de çok ulaşılmayacak bir şeydir diyor. Mesela kötülük tasarlayan kişi düzenbaz olarak bilinecektir diyor. Kötülük tasarlayan kişi düzenbaz olarak bilinecektir. 23'te Süleyman Özdeyişleri 23. Evet. Ahmakça tasarlar günahtır diyor. Yani tuzak kurmak, ahmakça tasarlar yapmak günahtır diyor. Alaycı kişiden herkes iğrenir diyor. Alaycı olan kişiden yani alaycılık iyi değildir diyor. Alaycı kişiden herkes iğrenir. Like bu kadar. İnşallah. İnşallah. Your teacher quoted the Holy Quran and quoted the wisdom of Prophet Solomon. There is no wonder that the Quran and the words of Solomon are going of in the same direction, because these both books are the word of God. Both books are the words of one God. So that's exactly the direction that we have to go, in the direction of your teacher. To find the word of God in Turkish, in Arabic, in English, in every language, in this book, in all the books of God, all the books that God have given us in order to guide us to the right direction, which is, of course, the way to Him, to Himself,
him, his name again and again, I remember that in Arabic and in Hebrew, the very name of God is Salam or Shalom. And he who works for God, he works for Shalom. Tabii özellikle Musevi dininin İslam dini birbirine çok benzer. Tek Allah'a inanmamız, bütün hak peygamberlere inanıyoruz, meleklerine inanıyoruz, ahiret inancımız aynı, ahirete inanıyoruz. Musevi'de de namaz var aslında. Abdest alıyorlar, evet abdest alıyor, namaz kılıyorlar, filmleri var. Ondan sonra oruç da tutuyorlar, var onların da orucu var. Zina haram. Ondan sonra bizim bildiğimiz yani işte hırsızlık, haksız yere can hepsi haramdır. Komşusunu sevmek, komşusunu koruyup kollamak inşallah hepsi bunlar Tevrat'ta da farzdır inşallah.